Merhaba Kova burcu ve özellikle de yükselen burcu Kova olanlar Eylül 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve WebGTR hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hala YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Eylül ayına. 7 Eylül'de Başak burcunun 14 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin 8. ev konularınızla ilgili yeni bir gündeminiz var. 8. ev konuları zor meselelerimizdir. Böyle çözüme muhtaç, uzun soluklu, içimizde böyle büyüyen ama böyle tek başımıza halledemediğimiz konulardır aslında. Zor meseleler diyorum, yani her türlü hayatımızda zorlu döngüyü aktive eden bir ev. Çok iyicil kabul edilmeyen bir ev. Burasının daha detaylı konuları nelerdir dediğimizde cerrahi operasyonları ifade eder bu konularla ilgili yeni bir gündem. Eşinizin gelirleri, evli bireyler için eşinizin gelirleri ya da yatırım metotları ile ilgili konularda yeni bir gündem. Krediler, borçlar, bankacılıkla ilgili her türlü iş, devlete olan yükümlülükler, vergiler vesaire bu konularla ilgili gündemler. Zor meseleler diyorum ya, yani zor olan, zorlandığımız birçok konuyu ifade eder. Böyle ağır psikolojik konuları da ifade eder. Böyle daha okült, işte psikoloji, astroloji gibi alanlardır da psikiyatri vesaire. Bu konularla ilgili yeni bir gündem, yeni bir çözüm yolunuz var. Burası aynı zamanda mahkeme dava süreçlerinin ilerleyiş şeklini de gösterir. Böyle işte tanıklar ya da olayın içerisinde ekstradan hani sunabileceğimiz şeylerdir. Hani olayın direkt neticesi değildir de olayın neticesi 9. ev. Burası da olayın nasıl ilerlediğidir. Burada bu olay ilerlerken mahkeme dava süreçleriyle ilgili bir döngüdeyseniz yeni tanıklar, yeni olaya dahil olan insanların evidir. Buraya yani yeni böyle bir olaya dahil olacak insanları da gösterir. Hani böyle çok daha spesifik detaylara da inebiliyoruz ama ben biraz daha yüzeysel anlatıyorum. Şimdi böyle bir yeniliği gösteriyor 7 Eylül ve civarı günlerde bu başlık altındaki gündemlerde. Ortaklıklar ya da anlaşmalarla böyle bir takım işler yürütüyor iseniz, ortaklıklardan gelen gelirler de yine konularla ilgili bir yeniliği gösteriyor. Vedik sistemde Purva Palguni Batı sisteminde Mızar sabit yıldızına denk geliyor. Şimdi bu aslında çok iyicil kabul edilen bir sabit yıldız ve bir nakşatra. Bu yeniliği yaparken doğamızın nasıl olduğunu biz bu sabit yıldız nakşatraya vesaire bakarak anlıyoruz. Konforlu, iyicil ve talihli bir yeniliği gösteriyor. Bununla birlikte bir şeye tanıklık etmek ya da tanık olan birini belki bulmak böyle bir içerikte olmasını muhtemel kılıyor. Özellikle böyle Purva Palgun doğası rahatlamakla çok ilişkilidir. Böyle bu zor meselelerinize bulmuş olduğunuz yenilik her neyse sizi gerçekten oh be diye bir rahatlatma etkisini sunuyor. Purva Palgun çok belirgin olarak rahatlamakla ilişkili. Bu kadar zor, ağır psikolojik konular böyle insana hani uykusunu kaçıracak bir evdir aslında 8. ev. İşte bu yenilik sizi bir şekilde daha rahata erdirecek bir etkiyi gösteriyor. Çok olumlu kabul edilir. Özellikle 14 derecede bir gezegeniniz var ise ya da tam karşısında Balık burcunda 14 derecede bir gezegen var ise bu yeniliğin doğasını biraz da o gezegenlerin yönettikleri evler ya da konularla ilgili doğalarda birbirine bağlanarak bir yeniliği oluşturacaktır. Hani biz burada direkt sabit yıldız nakşatrayı baz alarak bu yeniliğin doğasını anlıyoruz ama asıl önemli olan orada direkt tam kavuşumda gezegenler var ise natal haritanızda burada daha belirgin hissedeceksinizdir o etkileri. Bu biraz daha ikincil etki oluyor, sabit yıldız ve nakşatra etkileri. Sonra 10 Eylül'de Venüs Akrep burcuna, 14 Eylül'de de Mars Terazi burcuna konumlanmış olacak. Sizin 10. ev ve 9. ev konularınızla ilgili gündemleri böyle biraz hareketlendirecek. 9. ev ve 10. ev daha uzak ülkelerdir. Uzak ülkelerdeki akrabalarımız ve oradaki gündemleri ifade eder. Böyle yurt dışı bağlantılı işler, bununla birlikte yurt dışı ile ilgili her türlü gündem, yabancı şirketler, uluslararası ticaret ve bu konularla ilgili uğraşlar olan bireyler için bu konular. Kariyer ve iş hayatı ile ilgili gündemler, patronumuz, müdürümüz ve evli bireyler için eşinizin anne baba tarafı, yani eşinizin ebeveynleri ve oradaki gündemler. Şimdi bu bahsetmiş olduğum konular biraz mercek altında. Çünkü Venüs ve Mars ikisi de zararlı çalıştığı burçlara konumlanmış olacak. Bunların doğaları nedir dediğimde ikili ilişkilerin doğasıdır. Venüs'ün doğası, Mars'ın doğası da bizim tavır tutumumuzu gösterir. Böyle fevri miyiz, daha kontrollü müyüz? Hani nasıl olduğumuzu biz Mars'tan anlarız. Burada işte Mars terazi zararlı çalıştığı için bu bahsetmiş olduğum kişilerle gündemlerde, ikili ilişkilerinizde zararlıya kaçan bir tavır tutum içerisinde olma eğilimimizi gösteriyor. Yurt dışı seyahatlerinde böyle
böyle bilettir, işte uçaktır, bu konulara daha dikkat etmenizi öneririm. İşte zamanında en azından orada bulunmak daha faydalı olur. Çünkü gecikme ya da böyle fevrilikten kaynaklı bir takım problemler yaşama ihtimaliniz mevcut. Tabii bu bahsetmiş olduğum her bir konuyu şimdi tek tek detaylı anlatmayacağım. Hani ebeveynlerle ilgili, eşinizin ebeveynleriyle ilgili konularda yine aynı problematik etkiyi oluşturur. Burada dikkatli olunması gereken konu başlıklar, bu bahsetmiş olduğum alanlar. Çünkü Venüs ve Mars bu kadar zararlı çalıştığı burçlarda adeta böyle hasır altı yapılmış bir konuyu hemen böyle tetiğin ucuna getirip hemen bir sorun oluşma eğilimini gösteriyor. Böyle her şey adeta böyle ipin ucundadır gibi bir etki ve hemen her şey parlamaya da hazır gözüküyor. Evren bu kombinasyonu oluşturuyor açıkçası. Sonrasında 21 Eylül'de Balık burcunun 28 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek sizin ikinci ev konularınızla ilgili. İkinci ev konuları maddi konulardır, finansal konulardır. Parayla ilgili her türlü gündemi ifade eder. Yatırımlarımız ve bu başlık altındaki konuları da ifade eder. Değer yargılarımızdır, böyle daha özgüvenle ilişkilidir. Özgüvenimizi artırıcı her türlü konuyu da ifade eder. Burada artık bir döngüyle ilgili bir konu hallediliyor. Bunun nakşatrası Uttara Bhadrapada gerçekleşiyor. Vedik sistemde Batı sisteminde Şit sabit yıldızına denk geliyor. 28 derece. Ve burada hali hazırda Neptün'de konumlanmış durumda. Yanılgı, belirsizlik ve işin içerisinde biraz kandırılmayla ilişkili bir gezegen. Şimdi bu parayla ilgili yapmış olduğunuz kapanışta daha detaylar, daha böyle olayı iyice derinlemesine öğrenerek hareket etmenizi öneririm. Bir yanılgı payını gösteriyor para ve finans konuları ile ilgili. Bununla birlikte biraz talihsizlik de içeriklidir Uttara Bhadrapada özellikle. Burada yapmış olduğunuz yatırım her neyse ya da işte bir mülk almak da olabilir. İşte bir ev gibi konuları da ifade eder. Miras ya da miras konularını işte alıp daha böyle yatırım olarak toprak arazi almak gibi de yorumlanabilir. Kısacası maddi başlık altındaki her türlü hamleniz zarara kaçıcı bir tutum, bir kapıyı araladığını gösteriyor. Daha dikkatli, kontrollü, her detayın bilincinde olarak ve biraz da gerçekçi olarak, çünkü Neptün muhtemel ki olaydaki gerçekliği de ciddi oranda minimalize edecektir. Böyle daha rehavetle ilişkili, daha böyle belirsizlikle ilişkili, biraz ütopik bakmaktır Neptün. Böyle daha gerçeklikten uzak bir düşüncede olma ihtimalinizi de gösteriyor. Kazançlar ve yatırımlarınızla ilgili 21 Eylül ve civarı günlerde para başlığı altındaki her türlü hamlenize daha dikkat etmenizi öneririm. Sonrasında 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna konumlanmış olacak. Sizin 9. ev konularınızla ilgili böyle burada var olan Mars'ı adeta aktive edici bir etkiyle ve bu konularla ilgili gündemi gün yüzüne çıkartırıcı bir konuyu oluşturuyor. Mars neydi? Böyle aktif diyorum yani, harekete geçiş tarzımızdır bizim, biraz doğamızdır. Fevri miyiz, nasılız bunu ifade eder. Güneş burada 9. evde aslında biraz kavuşumları, birbirine tamamlayıcı etkileri de oluşturacak. Burası yurt dışı ile ilgili her türlü gündem olmakla birlikte eşinizin evli bireyler için eşin akrabaları ile ilgili gündemlerde, kardeşleri ile ilgili gündemlerde, evli bireyler için yine 3. çocuk ve onun hayatı ile ilgili konularda ve mahkeme dava süreçlerinin neticesidir. Burada böyle sorunluya kaçan bir durumu gün yüzüne çıkması anlamına geliyor. Hani diyorum ya, böyle mahkeme dava süreçleriyle ilgili rahatlatıcı bir etki geliyor bir yeni ay. İşte burada aslında Güneş'in de hemen bir sonraki eve geçmiş olması, burada böyle ufak es geçtiğiniz bir konu var ise böyle önemsemediğiniz. Özellikle mahkeme dava süreçleri daha belirgin gözüküyor. 8. ev, 9. ev vesaire, bu konularla ilişkili evler. Burada dediğim gibi böyle bir sorun var. Belki tam anlayamadınız ya da pek önemsemediniz. İşte bunu da fark etme etkisi oluşturacak Güneş. Çünkü nereye gelir ise orada böyle karanlık olan, zararlı mı olumlu mu diye baktığımda Mars terazi zararlı çalıştığı için bu muhtemel ki zararlı bir konuyu fark etmek anlamına geliyor. Bu iyice de aslında bakacak olursanız hani bir şey fark ettiğinizde o konuyu çözümlemek adına en azından uğraşınız olur. Fark etmeden ilerleyen konular daha olumsuz kabul ediliyor. O yüzden Güneş'in buraya gelmiş olması mahkeme dava süreçlerinin neticesi ve bu konularla ilgili. Yurt dışı ile ilgili her türlü gündem ve konuyla ilgili. Akademik kariyer düşünüyor iseniz, böyle bir döngü değilseniz, burada böyle sorunlu ama pek farkında olmadığınız bir konunun artık gün yüzüne çıkıyor. Açıkçası bunun anlamı bu. Sonrasında 27 Eylül'de Merkür de burada geri harekete başlayacak Terazi burcunda. Merkür'ün geri hareketi 9. ev konularıyla ilgili
Hem böyle problem, yani çok büyük problemler değildir aslında Merkür'ün geri hareketi. Herkes de biliyor aslında 3 aşağı 5 yukarı teknolojik aletlerle ilgili problemler, iletişimsel problemler. 9. evde evrak belgelerle ilgili problemler yaşamanızı tetikler. Bu imzaladığınız kağıtlar, evrak belgeler, kağıt üzerindeki her türlü konuya daha dikkat etmekte fayda var 27 Eylül ve civar günlerde. İşte imzaladım diye kabul edersiniz, halbuki unutmuşsunuzdur. Yanlış yere imzalamışsınızdır ya da tam okumadan evrakta ne yazıyor ne hani bilmeden imzalamışsınızdır gibi imzalar, evrak belge konularına dikkat etmekte fayda var ve 27 Eylül'den sonrasındaki süreç. Merkür de geri harekete başladı ve evrende 6 tane gezegen geri hareketti. Bu kadar gezegenin geri harekette olmuş olması, tabii bizim de her işimizin böyle ağır ağır ilerlemesi, sürekli engellerle uğraşmamız anlamına geliyor. Bu her birimiz için geçerli. Çünkü 6 gezegenin geri harekette olduğu bir zaman diliminde 27 Eylül'den sonraki birkaç haftalık süreçte hiçbir girişim, yeni girişimi yapmamakta fayda var. Daha çok geçmişten gelen yeni geçmişteki konuları çözüm yolu bulmak ya da tamamlamak adına iyi kabul edilir ama yeni olan hiçbir şeyi desteklemez bu süre zarfı. Dediğim gibi bu kadar gezegenin geri hareketli olmuş olması, her işin ağırdan alınması, her işle ilgili böyle ufak problemlerle uğraşmak, fazlaca engelleri yani yaşamak gibi bir anlamı oluyor. Özellikle 9. evde biraz bunu daha belirgin hissetme eğiliminiz mevcut. Çünkü 3. ev teknolojik aletlerle ilişkili hemen karşısı olduğu için 9. ev bu konularla ilgili gündemleri daha belirgin bir hal aldı. Gelin etkileriyle bu şekildeydi. Sizin için Ebced'leri hesaplamalarında ya Tevvab esması çıkmış, 14 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise elimden geldiğince yanıtlarım, aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere, hoşçakalın.